Bismillahirrahmanirrahim. İman edip makbul ve güzel işler yapanları müjdele. Onlara içinden ırmaklar akan cennetler vardır. Öyle cennetler ki ne zaman meyvelerinden kendilerine bir şey ikram edilirse bu daha önce de dünyada yediğimiz şey diyecekler. Oysa bu, onların aynısı olmayıp, benzeri olarak kendilerine sunulacaktır. Orada onların tertemiz eşleri de olacak ve onlar orada devamlı kalacaklardır. De ki, size ihtirasla istediğiniz o şeylerden çok daha iyisini bildireyim mi? İşte Allah'a karşı gelmekten sakınan müttakiler için, Rableri nezdinde içinden ırmaklar akan cennetler olup, kendileri orada ebedi kalacaklardır. Hem orada onlara tertemiz eşler ve hepsinin de üstünde Allah'ın rızası vardır. Ama Allah, bütün kullarını hakkıyla görmektedir. Rabbiniz tarafından mağfirete, genişliği göklerle yer kadar olan ve müttakiler için hazırlanmış olan bir cennete doğru yarışırcasına koşuşun. İşte onların mükafatları Rableri tarafından büyük bir af ile kendilerinin ebedi olarak kalacakları içinden ırmaklar akan cennetler olacaktır. Güzel iş yapanların mükafatı ne de güzel. Onların Rabbi de dualarına şöyle icabet buyurdu sizden gerek erkek gerek kadın hayır işleyen hiçbir kimsenin çalışmasını zayi etmem çünkü siz birbirinizdensiniz birbirinizden farkınız yoktur benim rızam için hicret edenlerin vatanlarından sürülenlerin benim yolumda işkenceye zarara uğrayanların benim yolumda savaşanların ve öldürülenlerin elbette kusurlarını örtecek ve elbette onları Allah tarafından mükafat olarak içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğim. En güzel ödüller Allah'ın yanındadır. Lakin Rabbine karşı gelmekten sakınanlara Allah tarafından bir ikram olarak içinden ırmaklar akan cennetler var. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah'ın yanında olan mükafatlar elbette o hayırlı ve iyi insanlar için daha hayırlıdır. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse Allah onu içinden ırmaklar akan cennetlere ebedi kalmak üzere yerleştirir. İşte en büyük başarı da budur. Hat iman edip güzel ve makbul işler yapanları ise ebedi kalmak üzere içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğiz. Onların orada tertemiz eşleri olacak. Hem onları nimetlerle sahiban edecek bir gölgeliğe yerleştireceğiz. İman edip makbul ve güzel işler yapanları ebedi kalmak üzere İçinden ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğiz. Bu, Allah'ın gerçek vadidir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? Allah, İsrail oğullarından kesin söz aldı. Biz onlardan, on iki boydan, her birinden bir kefil olmak üzere, on iki de kefil tayin etmiştik. Allah buyurdu ki, İyi bilin ki, ben sizinle beraberim. Eğer siz namazı dikkatli bir şekilde tam tamına eda eder, zekatı verir, Resullerime iman eder, onlara sahip çıkar, Allah rızası için gerekli yerlere harcayarak, Allah'a güzel bir tarzda ödünç verirseniz, ben elbette sizin kusurlarınızı örter ve elbette sizi içinden ırmaklar akan cennete yerleştiririm. Ama kim bundan sonra nankörlük edip küfre saparsa doğru yoldan sapmış, kendini zayi etmiş olur. Böyle demelerine mukabil Allah onları içinden ırmaklar akan ve ebedi kalacakları cennetlerle ödüllendirdi. İşte iyi hareket edenlerin mükafatı böyle olur. Bunlardan sonra Allah buyurur ki: Bugün o gündür ki doğruların doğruluğu kendilerine fayda verir. Onlara içinden ırmaklar akan cennetler var. Orada daimi kalırlar. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte büyük başarı ve mutluluk budur. Öyle bir halde ki, içlerinde kin kabilinden ne varsa, hepsini söküp çıkarırız. Önlerinden ırmaklar akar. Hamdolsun bizi bu cennete eriştiren Allah'a. Eğer Allah bizi muvaffak kılmasaydı, biz kendiliğimizden yol bulamazdık. Rabbimizin elçilerinin gerçeği bildirdikleri bir kere daha kesinlikle anlaşılmıştır, derler. Kendilerine de, işte güzel işlerinize karşılık, karşınızda duran şu muhteşem cennete varis kılındınız, buyurun, diye nida edilir. Onların Rabbi, kendilerinin katından bir rahmete, bir rıdvana ve içinde daimi nimetler bulunan, Cennetlere gireceklerini müjdeler. Onlar o cennetlerde ebediyen kalacaklardır. Muhakkak ki en büyük mükafat Allah'ın yanındadır. Allah mümin erkeklere de, mümin kadınlara da ebedi kalmak üzere girecekleri içinden ırmaklar akan cennetler vaad etti. Hem adın cennetlerinde hoş hoş konaklar hepsinden alası ise Allah'ın kendilerinden razı olmasıdır. İşte en büyük mutluluk, en büyük başarı budur. Allah onlara içlerinden ırmaklar akan cennetler hazırladı. Onlar oraya ebediyen kalmak üzere gireceklerdir. İşte en büyük mutluluk, en büyük başarı. İslam'da birinci dereceyi kazanan Muhacirler ve ensar ile onlara güzelce tabi olanlar yok mu? Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı oldular. Allah onlara içlerinden ırmaklar akan cennetler hazırladı. Onlar oralara devamlı kalmak üzere gireceklerdir. İşte en büyük mutluluk, en büyük başarı. İman edip makbul ve güzel işler yapanları ise Onların Rabbi, imanları sebebiyle, içlerinden ırmaklar akan, o nimet dolu cennetlerdeki mutluluklara erdirir. Mutlu olanlar ise, cennettedirler. Senin Rabbinin dilemesi hariç, gökler ve yer durdukça, orada ebedi kalacaklardır. Kesintisi olmayan bir ihsan içinde olacaklardır. O güzel akıbet, Adın cennetleri olup onlar babalarından, eşlerinden ve nesillerinden iyi olanlarla birlikte o cennetlere girerler. Öyle ki melekler de her kapıdan yanlarına varıp ne mutlu iman edip de makbul ve güzel işler yapanlara. Eninde sonunda dönüp gidilecek güzel yurt onların olacak. Müttakilere vaad olunan cennetin durumu şuna benzer. Bahçelerinin içinden ırmaklar akar. Meyveleri gibi gölgeleri de devamlıdır. İşte haramlardan korunan müttakilerin akıbeti. Kafirlerin akıbeti ise ateştir. İman edip makbul ve güzel işler yapanlar, içlerinden ırmaklar akan cennetlere yerleştirilecekler. Rablerinin izniyle orada devamlı kalacaklardır. Orada karşılaştıklarında iyi dilek temennileri selam olacaktır. Şeytana uymaktan korunan müttakiler ise cennetlerde ve pınar başlarındadırlar. Onların kalplerindeki kini söküp çıkarmışızdır. Dost ve kardeş olarak Divanlar üzerinde karşı karşıya otururlar. Orada kendilerine hiçbir zahmet ve meşakkat dokunmaz. Oradan hiç çıkarılmazlar. Allah'a karşı gelmekten sakınanlara ise "Rabbiniz ne indirdi?" denildiğinde "Hayır indirdi" derler. Bu dünyada güzel işler yapanlara güzel bir mükafat var. Ahiret yurdu cennet, dünyadan ve içindeki her şeyden elbette daha hayırlıdır. Takva sahiplerinin yurdu ne güzel yurttur. Adn cennetleri, oraya girecek onlar. Zemininden ırmaklar akar. Onlara orada ne isterlerse var. İşte Allah, müttakileri böyle mükafatlandırır. İşte onlara, içlerinden ırmaklar akan Adın cennetleri vardır. Orada tahtlar üzerine kurularak kendilerine altın bilezikler takılacak, ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler giyecekler. Tahtlara kurulacaklar. Ne güzel mükafattır bunlar ve ne güzel bir meskendir o cennet. Orada onlar boş ve anlamsız söz işitmezler. Sadece selam ve selamet sözleri duyarlar. Orada ziyafetleri sabah akşam kendilerine sunulacaktır. Zemininden ırmaklar akan adn cennetleri var. Onlar oraya ebedi kalmak üzere girecekler. İşte kötülüklerden arınanların mükafatı budur. Sen cennette asla açlık çekmeyecek, asla çıplak kalmayacaksın.'' orada asla susuzluk çekmeyecek ve güneşin kavurucu sıcağına maruz kalmayacaksın sen cennette asla açlık çekmeyecek asla çıplak kalmayacaksın orada asla susuzluk çekmeyecek ve güneşin kavurucu sıcağına maruz kalmayacaksın onlar cehennemin hışırtısını bile işitmeyecek Canlarının çektiği nimetler içinde ebedi kalacaklardır. Gerçek şu ki Allah iman edip makbul ve güzel işler işleyenleri zemininden ırmaklar akan cennetine yerleştirecektir. Elbette Allah dilediğini yapar. İman edip makbul ve güzel işler yapanları ise Allah içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir. Orada altın bilezikler ve incilerle bezenirler. Orada giyim kuşamları da ipekten olacak. Hayır ve bereketi ne muazzamdır o zatın ki dilediği takdirde senin için bundan daha iyisini içinden ırmaklar akan cennetleri verir. Senin için orada saraylar yaptırır. Orada arzu ettikleri her şey bulunacak. Hem ebedi olarak kalacaklardır. Bu, Rabbinin üzerine aldığı ve müminlerce hep istenen bir vadidir. Ama o gün, cennetlikler, kalınacak yerlerin en iyisinde, dinlenme yerlerinin en güzelinde bulunacaklardır. İşte onlara, hak yolda sabır ve sebat göstermelerine karşılık, kendilerine cennetin üstün sarayları verilecek oraya selamla hürmetle buyur edileceklerdir hem de devamlı kalmak üzere oraya gireceklerdir orası ne güzel varış yeri ne güzel bir yerleşim yeridir naim cennetlerine varis olanlardan eyle beni ya rabbi size verilen nimetler geçici dünya metaı dünyanın süsüdür Allah'ın size sakladığı ahiret mükafatı ise daha hayırlı, daha devamlıdır. Hala aklınızı çalıştırmayacak mısınız? İman edip güzel ve makbul işler yapanları cennetin yüksek köşklerine yerleştireceğiz. İçinden ırmaklar akan o cennetlere onlar devamlı kalmak üzere gireceklerdir. İyi iş yapanların mükafatları ne güzel. İman edip güzel ve makbul işler yapanlar cennet bahçelerinde ağırlanarak neşelenirler. İşte onların dünyada yaptıkları makbul işlere mükafat olarak gözlerini aydın edecek, gönüllerini ferahlatacak hangi sürprizlerin, hangi nimetlerin saklandığını hiç kimse bilemez. Bizim nezdimizde size değer kazandıran şey Mallarınızın veya evlatlarınızın çokluğu değildir. Şu var ki iman edip güzel ve makbul işler yapanlara bu gayretlerinden ötürü kat kat mükafat verilecek ve onlar cennetin yüksek köşklerinde güven ve huzur içinde olacaklardır. Çünkü o lütfu ile bizi devamlı kalınacak olan yerde yerleştirdi. Burada artık bize ne yorgunluk olacak ne de usanç gelecek. Orada turfanda yemişler onlara. Hasılı istedikleri her şey onlara. Onlara meyveler vardır ve onlar hep izzet ve ikramla ağırlanırlar. Naim cennetlerinde karşılıklı tahtlar üzerinde otururlar. Kaynağından taze doldurulmuş berrak mı berrak içenlere pek hoş gelen içinde zararlı ve sersemletici şey olmayan, sarhoş da etmeyen içecekler, dolu dolu kadehlerle, etraflarında devamlı dönen hizmetçiler tarafından ikram edilir. Naim cennetlerinde, karşılıklı tahtlar üzerinde otururlar. Kaynağından taze doldurulmuş, berrak mı berrak, içenlere pek hoş gelen, içinde zararlı ve sersemletici şey olmayan, sarhoş da etmeyen içecekler, dolu dolu kadehlerle, etraflarında devamlı dönen hizmetçiler tarafından ikram edilir. Naim cennetlerinde, karşılıklı tahtlar üzerinde otururlar. Kaynağından taze doldurulmuş, berrak mı berrak, içenlere pek hoş gelen, içinde zararlı ve sersemletici şey olmayan, sarhoş da etmeyen içecekler, dolu dolu kadehlerle, etraflarında devamlı dönen hizmetçiler tarafından ikram edilir. Naim cennetlerinde, karşılıklı tahtlar üzerinde otururlar. Kaynağından taze doldurulmuş, berrak mı berrak, içenlere pek hoş gelen, içinde zararlı ve sersemletici şey olmayan, sarhoş da etmeyen içecekler, dolu dolu kadehlerle, etraflarında devamlı dönen hizmetçiler tarafından ikram edilir. Naim cennetlerinde, karşılıklı tahtlar üzerinde otururlar. Kaynağından taze doldurulmuş, berrak mı berrak, içenlere pek hoş gelen, içinde zararlı ve sersemletici şey olmayan, sarhoş da etmeyen içecekler, dolu dolu kadehlerle etraflarında devamlı dönen hizmetçiler tarafından ikram edilir yanlarında kocalarından başkasının yüzüne bakmayan yumuşak bakışlı güzel gözlü gün yüzü görmemiş yumurtanın pembe beyaz renginde eşleri de olacaktır yanlarında kocalarından başkasının yüzüne bakmayan yumuşak bakışlı güzel gözlü Gün yüzü görmemiş yumurtanın pembe beyaz renginde eşleri de olacaktır. Onlar orada kanepelere dayanarak birçok meyveler ve içecekler isterler. Onların beraberinde gözleri kocalarından başkasını görmeyen, yumuşak bakışlı, aynı yaşta güzeller vardır.